Are you ready? Yes, yes, yes. Allah belanı vermesin Sterling. Meryem'in seci geliyor lan. Ve puan yine bana geliyor. Abi umarım eğlenirsin. Gol. Abi oradan bana bir çeyrek kokoreç yapar mısın? Merhaba arkadaşlar, yepyeni ikili Rebuild bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu serinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Birinci bölümü No23 yani Buğra abinin kanalında yayınlandı. İzlemeyen ve yeniden izlemek isteyen olursa linkini karta, açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakıyorum. Ayrıca No23'te gerçekten çok özgün ve güzel içerikler var. Mutlaka abone olarak Buğra abiyi yakından takip edebilirsiniz. Merhaba Buğra abi, hoş geldin. Merhaba dostum, hoş bulduk. Kolay gelsin, hayırlı işler, kazancın bol olsun. Teşekkür ediyorum abi, nasılsın? İyiyim, harikayım, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum ben de. Bugün ne yapıyoruz Burak abi? Bugün Stoke City'yi alıyoruz, kulübü devrediyoruz. Yine 500 milyon euro yatırıyoruz transfer bütçesine ve bu takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışıyoruz. Ben şimdi deplasmandayım. İlk videoyu benim kanalımdakini Hüseyin kazandı. Hafiften de ezici bir farkla. Bugün intikam almaya geldim yani. Tamamen rövanş olarak bir gün yaşıyoruz o zaman diyebilir miyiz acaba? Aynen öyle diyebiliriz, aynen. Ayrıca puan durumunu hemen alt kısma bırakıyorum. Oradan puanlama sistemimizde genel puan tablosunda takip edebilirsiniz. Ve transferlere geçelim mi abi, hazır mısın? Ben dünden hazırım, ben bugünü bekliyorum zaten. Hadi bakalım başlayalım o zaman abi, hazırsan. Hadi, hadi başlayalım. Şimdi transferleri yaptık arkadaşlar. Şunu söylemeyi unuttuk, onu hemen bir ekleyelim. Transferlerde eğer aynı oyuncuları aldıysak sileceğiz. Ve hangi mevkideki hangi oyuncuyu sileceğimize de transfer bütçesi en yüksek olan taraf karar verecek. Benim şu an transfer bütçemi söyleyeyim mi Hüseyin sana? Söyle. Söylüyorum hatta, şu maaş bütçemi de ekleyeyim. 13.6 milyon euro transfer bütçem var şu an. Maaş bütçem de sıfır. Sende durum ne? Çok güzel bir transfer bütçem var abi. Böyle ekliyorum. Benim transfer bütçem 11 bin euro. Oğlum çok fazlaymış o. Aynen ya, bayağı biriktirdim. Yani wow. Gelecek sezona birikim olarak bu parayı koydum kulübün kasasına. Süper. Tamam, o zaman takımları göstermeye başlayalım. Sen başla istersen. Aynen abi, tamamdır. Transfer geçmişine geldim. Kulübüme geliyorum. Şimdi alınanlar, satılanlara başlıyoruz. İlk olarak forvet arkasına Joe Felix geldi 108.500'e. Sende var mı abi? Yok. Yok. Tamam. İkinci olarak Giovanni Reyna'yı rotasyon transferi olarak 450'ye aldım Dortmund'da. Yine sende yok herhalde. Sende olunca zaten yok. Herhalde bana söylersin diye düşünmekteyim. Ben buradan girerim, merak etme. Tamam abi. Üçüncü transfer Koman oldu. Sol orta sahaya 87 milyon euroya Bayern'den geldi. Yedek kaleci olarak Altay Bayındır'ı aldım 7 milyon avroya. Forvet'e bir Hüseyin Anıl Biten Klasi. Kariyerimde bu forveti kullanıyorum zaten. Kendisine çok hayranım. Jonathan David 33.300'e geldi Lille'den. Sonra stopere City'den Ruben Dias 62.900'e geldi. Sağ orta sahaya... Bir dakika, bir dakika, hayda, bir dakika. Burada durmamız lazım. Çünkü bir Ruben Dias da bende var. İki Ruben Dias. Yandık yanımıza. Yani başka şey çıkmazsa, aynı çıkmazsa... Ruben Dias benim bel bağladığım bir stoper. Abi benim de öyle. Neyse hadi devam et de bakalım, inşallah başka çıkar da onu silmek zorunda kalmayız. Ruben Dias'a doğru gidiyordu iş. Evet. Aynen. Geçtim Ruben Dias'ı. Sağ orta sahaya Mason Greenwood. Yok tamam. Anladığım kadarıyla. Yok. Aynen. Sonra kaleye Donnarumma'yı aldım abi. 93.500. Oh. Kale de tamam, gitti herhalde. Ben... Aynen. Süper. Forvet arkasına da, yani daha doğrusu forvetin arkasına Gori'yi aldım yedek olarak. Orta tamam. Sahaya Aouar geldi Lyon'dan. Sol beke Tavares Benfica'dan geldi. Eduardo Quaresma'yı da stopere, ikinci stoper olarak aldım ve benim kendi transferlerim bitti. Bir de sattıklarımı gösteriyorum. Bu kadar ismi de sattım. Bayağı isim gitti. Sendeyiz abi. Benim transferlerim bu kadardı. Gösteriyorum arkadaşlar. Benim transferlerim, şimdi giden birkaç oyuncu var. Çoğunu takasla göndermeye çalıştım. Çünkü FIFA 21'de takas zaten işlevsel bir hale geldi biliyorsunuz. Ama sattığım oyuncular da var. Smith'i sattım, McLean'i sattım. Şimdi forvete Victor Osimhen geldi. 21 yaşında 65.900 aldım kendisine. Sağ orta sahaya Tete'yi aldım. Bunlar hep potansiyelli oyuncular arkadaşlar. Siz de zaten yakından biliyorsunuz. Shakhtar'dan 17 verdim buna. Bu en iyi transferim olabilir. Çok ucuza çok iyi bir oyuncu aldık.
Sonra arkadaşlar Renan Lodi. Atletico Madrid'den 64'e aldım. Ya geçen Rebuild videosunda olduğu gibi ben defansı sağlam tuttum. Bakalım forvetlerde ne yapacağız? Stopere Ruben Dias, işte bizim pişti olduğumuz oyuncu. 54.800 almıştım ben. Sen hatırlıyor musun kaça aldığını Hüseyin? Hemen bakayım abi. Ben de yaklaşık o civaraydı ama 62.900'e almışım ben de abi. Tamam. Okey. Sen zarardayım biraz. Ben ya. Aynen. Defansif ortası Maximovic arkadaşlar. Getafe'den aldım 32.700'e. Bu adam da potansiyelli tabii ki. Dilros'un sol ortası 22 yaşında bir genç Hertha'dan 16 milyon. Sako sağ bekim arkadaşlar 28 milyon aldım. Nihaus orta sahalarımdan biri Mönchengladbach'tan aldım. 49 milyona geldi. Ve en bel bağladığım oyunculardan biri şu an overall yüksek olmasa da Palacios arkadaşlar. Orta sahamı onu aldım 30 milyona. Stoperim, diğer stoperim Romagnoli. Milan'dan aldım 55.600 artı bir tane de oyuncumu verdim Lindsay'yi. Kalemde de Ajax'tan Onana var. Bendeki transferler de böyle abi. Abi ayvayı yedik Ruben Dias'ın gitmesi. Beni inanılmaz kötü yola sürükledi. Ben hemen varsayılanımı göstereyim. 4-4-1-1 oynayacağız. Ve Dias bu parçanın en önemli adamıydı. 81'lik stoper. Onun yanında 72'lik Quaresma var. Artık stoper tandemim 72 Quaresma, 69 Martins'in de oldu. Bakalım hayırlısı. Senin varsayılanın nasıl? Sistemi nasıl ayarladın abi? Ben 4-1-4-1 oynuyorum. Bu sefer bir defansif orta sahayla oynayayım dedim. Hani çünkü oyuncular çok iyi olmayacağı için bir defansif orta sahayla defansımı kuvvetlendireyim dedim. İleride de hızlı adamlarım var. Hem sol kanadım hem sağ kanadım. Daha doğrusu orta sahalarım hızlı. Orta sahalarımda da pas zaten şeyleri, yüzdeleri gayet iyi oyuncular. Yükselecekler de. 4-1-4-1 oynayacağız bakalım. Ama Dias'ın gitmesi beni de bayağı bir etkileyecek yani onu söyleyebilirim. Yedek stoperin olmaması büyük sıkıntı olacak daha doğrusu. Evet var da ya 73'lük falan abi sıkıntı yani. İşte ya sen de 73'lük ben de 69'luk öyle düşün. Oo. Hadi. Sen sattın paraları cukka ettin tabii. Vallahi öyle oldu. Hadi artık Ruben Dias'ı silelim mi abi? Gitsin mi adam? Abi silelim. Silelim gitsin artık Ruben. Elveda Ruben. Görüşürüz Ruben Dias. Ve bu çocuğu ulan 23 yaşında çok da güzel ya. Ulan Hüseyin. Ulan Hüseyin. Ben serbest bırak. Tamam abi. Ruben Dias gitti. Evet, şu an ben de bırakıyorum. Güle güle Ruben Dias. Helal olsun Hüseyin'cim. Vallahi ben Chester'da 73'lük bir stoper oynatacağım. Onu da söylemiş olayım sana. Bende de 69'luk bir stoper var. Martin Sindi. Allah'tan bu adamı kiralıktan geri çevirdiydim. İdare edecek bakalım. İyi denk gelmiş. O zaman sezon sonunda geçiyor muyuz? Geçiyoruz galiba. Abi. Let's go. Evet, sezon sonuna geldik. Sezon sonunda ilk olarak Championship'te puan durumlarıyla başlayacağız. İki ekranda da 24. sıradan başlıyoruz. Yukarı doğru yavaş yavaş tırmanıyoruz abi. Hazır mısın? Ben hazırım. Buyurun. Hadi bakalım. Yukarı doğru gidiyoruz. 5.'de durdum. 5. bende Reading'miş. 82 puanla. Ben de 5.'ime geliyorum. 5. bende Norwich. İyi. 4. sırada Norwich var bende de. O da 82 toplamış. Eyvallah. Bende Nottingham Forest var 4. sırada. Tamam. 3.'ye bakıyorum. Watford var bende 92 ile. Tamam. Aa bende de Watford var. 103 puan almış. Oo, puan durumu sende bayağı o zaman üste çekiyor. Şimdi 2-1 diye gidiyoruz abi. Hazır mısın? Yes sir. Hadi gidelim. 2. sırada Brentford. Şampiyon Stoke City bende 99 puanla. Ben kesin şampiyon oldum. Bournemouth ikinci sırada. Biz 126 puan toplamışız, birinci olmuşuz. Ben amal. 126 mı? Benim stoperler abi, mahvetti ya. Değil mi? Benimki 73'lüktü ya. Championship'in içinden geçmişim, 108 gol atmışım. Bakalım burada eşit puanı aldık ama yine ben bu kadar az puan toplayarak senin aynı puanı aldığım için gerçekten çok mutluyum. O da şanssızlık. Geçen bölümde de öyle. Rebuild serimizde de ilk bölümde de öyle olmuştu. Böyle evet. Da öyle gidiyor bakalım. O zaman FA Cup'a bakıyorum ben Hüseyin. Girdim FA Cup'a. Finalde yokum. Ben neredeyim biliyor musunuz? Şurada Liverpool bana 5 tane atmış. Kaçıncı peki turdasın? Diyorum. Abi 4. turda ya. Yani şanssızlığın böylesi. Ben de bakayım abi. Finalde ben tamam. De yokum. Ben nerede eğlenmişim? 5. turda Everton'a eğlenmişim ben de 1-0'la. Oo. Everton gitmiş kupayı kazanmış FA Cup'ta. Aa bakayım ben de Liverpool kazanmış mı? Yok. Ben de Arsenal kazanmış.
Karabağ'a da hemen bir bakalım. Karabağ'da neredeyiz? Finalde. Tabii ki yokuz. Yarı finalde yokuz. Çeyrekte yokuz. Oo, Liverpool 4-1. Dördüncü turda gitmişim. Bayağı erken gitmişsin. Aynen. Ben de bakıyorum. Finalde yokuz. City kazanmış finali. Ben neredeyim? Birinci turda eğlenmişiz biz penaltılarla. Ay. Aynen. Yazık. Yazık olmuş gerçekten. Plymouth beni elemiş. Burada ne yazık ki hüzünlü bir mağlubiyet var. Şimdi geldik oyuncu istatistiklerine. Gol krallığında ben de Championship'te Nottingham Forest'tan Guerrero var. Bizden Jonathan David sadece 3 golle gerisinde kalmış. 4. olmuş. Burayı alamadık. Asist kralı Jonathan David olmuş ama 14 asistle. Güzel bir haber bu bizim için. Gol yenmeyen maçta ise Raya 18, Brentford'dan Donnarumma 18. Eşitlik var burada da. Burada da yarım puan geldi bana. Abi sende durum benle. Bende de bir yarım puanlık durum var ama ben gol krallığını aldım. Victor Osimhen 32 golle Championship'in gol kralı oluyor. Asiste ise Watford bizi geçiyor Kapo ile. Stoke City'de Palacios ikinci. Aynı asist yapmışlar Watford'daki oyuncuyla 15-15. Buradan ben de yarım puan alıyorum. Gol yenmeyen maçta da kalecim Onana 28 tane gol yenmeyen maç geçirip buradan puanı bana getiriyor. Evet, burada şimdi üstünlük de, sana geçti. Aynen şu an üstünlük bende. Takımlarımızda gol ve asisti en fazla yapan oyuncuların toplamına da bir bakalım hemen. Ve Victor Osimhen 37+6 43 ediyor değil mi? Evet. İnanılmaz herif 22 yaşında yani 43 benim ortalamam bu. Sende durum ne? Ben de Jonathan David zirvedeydi. 27 gol, 15 de asistle 42. Aa, ulan bir çok iyi be. Abi yalnız seninki de iyi oynamış. Hakkını yemem yani. Ya adam asistle tamamlamaya çalışmış da yetmedi. Maalesef. Yetmedi. O zaman bu sezonun kazananı ben mi oluyorum? Sen oluyorsun abi. Deplasmanda Buğra abi önde başlıyor. Kesinlikle öyle. Hazırsanız ikinci sezona geçiyoruz. İkinci sezona başlıyoruz. Benim kadro varsayılanında şöyle oyuncuların gelişimlerini sizlere göstereyim. Donnarumma mükemmel seviyede 89 ile oynuyor. Bir de Coman'ımız var 87. Bir de Felix. Üçü bence takımı ileriye götürecek isimler. Onun dışında transfer bütçem fena bir bütçe değil. 90 milyon euro civarında. Abi sende durumlar neler? Vallahi bende sıkıntı var abi ya. Benim sağ bekim sakatlanmış ve şu andan itibaren 4 ay yok. Yani 4 ayı nasıl onsuz geçireceğim bilmiyorum. Belki bir transfer yapmam gerekecek. Stoperimizi zaten silmiştik seninle birlikte. Orada 73 Wimmer oynuyor. Onu da büyük ihtimalle gönderip yerine bir stoper alacağım. Benim sıkıntım da aslında sağ orta sahamda. Tete istediğim kadar gelişmedi. Onun dışında tüm oyuncular 80'i aştı zaten. Çok güzel gidiyorlar. Özellikle kalecim ve stoperim. Transfer bütçemde 113 milyon olması lazım. Bakıyorum. Aynen 113 milyonum var benim de. Bakacağım. Elimden geleni yapacağım transferler için. Ya stoper ikimizin de kanayan yarası gibi duruyor şu an. Kesinlikle öyle. O zaman transferlere başlayalım. Hemen transferleri de gösterelim arkadaşlar. Şimdi ben sağ ortasayı Rafinha'yı aldım. Çünkü Tete'den istediğim performansı alamadım. 30 milyon verdim Tete'nin üstüne. Rafinha'yı getirdim. Parayı bastırdım getirdim. Şimdi Ruben Dias'ı silmiştik Hüseyin'le biliyorsunuz. Orada Wimmer'i verdim. Üstüne 61 kağıt verdim. Konate'yi getirdim. Bu da potansiyelli bir oyuncu zaten hepiniz tanıyorsunuz. Bir de sağ bekim 4 ay sakattı ya. Hector Bellerin'i getirdim. Hatta birebir takas yaptım neredeyse. Üstüne 14 kağıt verdim. Yani ben 3 tane transferle bitirdim. Hatta kadromun son hali de şu. Hemen ekranda göstermiş olayım. Bu şekilde çıkacağım. Bence gayet iyi. Hüseyin sende durum ne abi? Güzel transferler yapmışsın. Eyvallah. Abi. Ben de hemen geçmişe geldim. Şimdi bu sene bende biliyorsunuz ki 2 tane stoper eksiği vardı. O stoper eksiğini Hummels ve Alderweireld'la tamamladım. İkisine de yaklaşık 40 kağıt verdim. Bir de sağ bek getirdim Dodo 22 yaşında 17.500'e. Ve benim için 3 transferle bu transfer dönemi bitti. Bazı satışlar yaptık onu da gösterdim ekranda. Kadroya da geldim. Kadrom da bu şekilde oluştu. Artık bu sistemle ve bu oyuncularla oynayacağız. Bu seneyi de geçireceğiz bakalım. O zaman ikinci sezonun sonuna geçiyoruz galiba. Işınlanabiliriz evet. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi Premier Lig'de kaçıncı olduk? İkimiz de merakla bekliyorum. 20. sırayı görüyorsunuz Brentford bende ve üste doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Buğra abi hazır mısın? Hazırım. Tamam 5.'ye kadar gidiyoruz şimdi. Haydi. 8. 5. Arsenal'mış bende. Bende Arsenal 6. Bende 5. Chelsea. Chelsea bende 7 olmuş bu arada. 4. söylüyorum Tottenham. Bende Manchester United. 3. deyim Stoke City. 81 puanla 3. olduk biz.
Üçüncüdeyim. Liverpool 85 puanla Liverpool üçüncü olmuş. Hayda. Şampiyon sende acaba kim oldu? Acaba ben mi oldum? Ben de 2-1 oldu diye gösteriyorum. Ben gittim çünkü. Ben de City şampiyon, Liverpool 2. City şampiyon, Liverpool 2. Ben 2'ye geçiyorum. Aa 2 benmişim ya. 86 puanla. İkinci oldum. Birinci de City. Yani o değişmiyor güzel, zaten. Güzel. Ve adamlar... Ama yine puan da sende. Puan sende yine. Tabii. Burada yine puanı ben aldım. O zaman hemen FA Cup'a da bir bakalım. Aa almışım. Nasıl ya? İnanılmaz. FA Cup sende mi? Evet, FA Cup aldım. Şaka gibi. Aston Villa'ya 1-0 gelmişim ya. Finalde Aston Villa mı gelmiş gelin? Aynen, aynen. Ve abi ilk defa şanslıyım ya. 5. turda Liverpool gibi 5 atıyordu. Sonunda finalde bir takım gelmiş Aston gibi de almışım. Çok güzel. Carabao Cup'a da bakıyorum hemen. Onu da almışım diyormuşum. yok, onu da almamışsın. Onu almadım. O United beni 2-0 yenmiş çeyrek finalde. Bende durumlar böyle. Ha. Sende durumlar ne abi? FA Cup'tayım. Finali United almış Liverpool'la karşılaşarak. Ben 5. turda Liverpool'a eğlenmişim 3-1 ile. Carabao'ya geçiyorum hemen. Carabao'da Liverpool kazanmış. Ben neredeyim? Ben yokum. Ben 4. turda Southampton'a eğlenmişim. Bizim takım kupalarda cacı 2. Aynen öyle. Ve gol krallığında arkadaşlar Stoke City'den Victor Osimhen 32 golle en yakın rakibine 10 gol fark atıyor. Salah'a mükemmel gidiyor bu çocuk. Buradan puanımı aldım. Asiste biz varız. Yine Stoke City'den Niehaus 11 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta haydi. Burada yokum. 6. Onana. Buradan puan alamadım ben. Bayağı geride kalmış hem de. Aynen. 2 taneden puan aldım. Birinden alamadım. Sende durum ne abi? Gol krallığında City'den Sterling 25, Jonathan David 24'te kalmış. Yani bir golle ne yazık ki krallığı kaçırdık. Asist kralı, Allah belanı vermesin Sterling, burada da mı sen varsın? 12 asistle Sterling, 10 asistle David ikinciliği paylaşıyor. Yazıklar olsun. Gol yenmeyen maç sayısında lider Donnarumma. Allah'tan burada 17 ile Donnarumma biraz bizi kurtardı. Bir puan kötü almış. Mü iyisi diyebiliriz. Aynen aynen. Fena değilsin ya yine. İyisin. Yani idare ediyoruz ama geriye düşmeye başladık. Giderek gerideyim ben. Nasıl aynen olacak bilmiyorum. Farkı açıyorum valla. Şimdi gol artı asistlere geçiyorum. Abi yalnız feci geliyorum ha. Evet. Kadro merkezindeyim. İstatistikteyim. Jonathan David bizim en iyi adamımızdı bu sene. 32 gol. 14 de asist yapmış. Yani 46 puanı var. Abi sen de birinci kim? Victor Osimhen. Hazırsan söylüyorum, 38 gol, 10 evet asist, yani 48 ile puan yine bana geliyor. Olacak işte. Abi ya bu Stoke City başka Stoke City kardeşim. Ya David her şeyi yapıyor ama tamamen yapamıyor gibi bir hissiyat var bende. Aynen, bir yarımlık bende seziyorum abi maalesef. Bir de kadronun varsayılana bakalım, kimler ne kadar gelişmiş. David 86, Felix 89. Koman 90 olmuş. Donnarumma 93 olmuş. En iyi oyuncumuz. Wow. Bendeki en iyi gelişmeler bu şekildeydi. Vallahi sen de nasıl abi? Ben de Victor Osimhen 90'ı buldu ve artı 3 ile oynuyor. 93 gibi. Onun dışında yani çok da iyi değil ya benim takım. Bir Lodim, sol bekim çok iyi 89. Romagnoli 88. Bir de Onana 89. Diğerleri 83-84 neredeyse. Aynen. Bende durumlar böyle. Yeni sezona geçiyoruz o zaman. Üçüncü Let's sezon. Go. Üçüncü sezon geliyor. Ve üçüncü sezon başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarımızı da göstereceğiz. Ve şu anda da ekranda transfer bütçemi görüyorsunuz. Benim 159 milyon hatta 160 milyon. Transfer bütçem var arkadaşlar. Gerekli şeyleri alacağız. Kadromda şu an hafiften görünüyor. Sen de durum ne? Transfer bütçen ne abi? Bende de 121 milyon avro var transfer bütçesi olarak. Yani yine arada biraz fark var. O da geçen seneki muhtemelen ikinci, üçüncü muhabbetinden dolayı geliyor. 40 milyon bence de fark. Bence de abi. Aynen. O zaman transferleri geçiyor muyuz? Geçelim abi. Transferleri yaptık. Transfer geçmişine hemen bakacağım şimdi. Kimleri aldık, kimleri sattık. Bu sene bayağı transfer yaptık biz. Gidenler oldu. Felix gitti bizde 338 milyon avroya. Avar 270 milyon avroya gitti. Hummels takas ettik. Mahrez artı 350 bin avroya. Bayağı değişim oldu. Mason Greenwood'u Southampton'a sattık. Umtiti geldi. Tavares artı 46.400'e. Stopper'e bir de Deviri'yi aldım. Sol kanada belalımı aldım abi. Raheem Sterling. Geçen sene yani yazık ettiydi bizim Jonathan David'in istatistiklerine. Bu sene Sterling bizde. Orta sahaya Barea geldi. Sol beke Alphonso Davies. Offensive orta sahaya Kai Havertz 205 milyon avroya. Ve son transferimde Koke.
30 yaşında 60 milyon avroya geldi yaklaşık. Bir de takımı gösteriyorum. Bu şekilde ayarladım. Böyle oynayacağız. Bu dizilişte bu oyuncularla. Abi sen değil. Sen ne yaptın transferi? Ya geçeceğim transferde sen Felix'i çok iyi paraya satmışsın ya. Onu söylemem lazım yani. Bayağı iyi gitmiş. Ya piyasa değeri aslında daha yüksekti de vermediler. Ha. 390'lara kadar çıkabilirdik ama ne yazık ki. Neyse gene de iyi gitmiş. Arkadaşlar benim takımda sağ ortasam Rafinha'yı gönderdim. Nabri'yi aldım. Üstüne de 40 milyon verdim. Yani birkaç overall artmış olduk orada. Şimdi Valverde... O değil de az daha Nabri'yi ben de alacaktım abi. Ha iyi pişti olmamışız bak güzel olmuş. orta sahamı gönderdim arkadaşlar. Niaos'u gönderdim. Valverde'yi aldım. Üstüne de gene 60 küsur milyon para verdim. 59.300. Bir de stoperimi değiştirdim. Langlet'i aldım. Konete'yi verdim. Birebir takas da gitti yani. Üstüne biraz para vermeyle gitti. Zaten transfer bütçem de iyiydi. Yani ben şimdilik bu 3 transferle Şampiyonlar Ligi'nde zorlama yapacağım. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğim. Bende durum bu şu an. O zaman Şampiyonlar Ligi gruplarına geçebiliriz. Kimlerle eşleştik ona bakacağız şimdi. Aynen hadi geçelim. Ben grup G'deyim ve inanılmaz ballı bir yani istesem bu kadar yapamam yani. Kendim ayarlayacak olsam bu kadar güzel bir grup kuramam. Porto, CSKA Moskova, Olympic Lyon. Ben de durum bu. Gerçekten bedava grup çekmişsin abi. Ben de grup A'dayım. Atalanta, Olympiakos ve Galatasaray ile eşleştim ben de. Abi sen... İkimiz de çok basit gruplar bence. Seninki daha güzelmiş ya. Evet, Olympiakos 3'ten geldi, 4'ten Galatasaray. Gerçi Galatasaray gidip ikinci de olur, belli olmaz bu grupta. Aynen. İkincilik çok çekişmeli. Şimdi Ocak ayına gideceğiz, bakalım gruplarda nasıl sonuçlar elde ettik, onu inceleyeceğiz. Okey. Ben grup maçlarımı tamamladım Hüseyin'cim. Birinci çıkmışım, 16 puanda bir kere berabere kaldım. O da kim de bilmiyorum. Neyse birinci çıktım en azından. Son 16'daki rakibim oğlum işte ya bak bu şans dedik. Burada tutmadı abi. Paris gelmiş. Paris Saint Germain. Çok güzel. Çok güzel bir eşleşme. Gerçekten çok sevindim bu eşleşmeye. Ben grup A'daydım. Birinci olarak tamamladık grubu. 13 puanla bir beraberlik bir mağlubiyetim var. O bir mağlubiyet de Galatasaray'a karşıydı. Son 16'da rakip Benfica. Kebap. Güzel oldu, güzel. Bendeki eşleşmeler güzel bence. Aynen, kesinlikle. Son 16'ya uçuyoruz. Evet, son 16 Benfica deplasmanına geldim. Takım kadroları görüntüde. Hızlı simüle et diyorum. Bekliyoruz. 2-0'lık galibiyet geldi. Koman ve Koke attı. Abi sendeyiz. Abi yani centilmenlik adına seni şu an ufak bir alkışladım. Şimdi Paris Saint Germain Stock City. Neymar'ı görüyorsunuz karşı tarafta. Alexandro çok güzel kadrolar var. Hızlı simüle et dedim. Anasını satayım. 1-1 bitti ya. Güzel güzel. Güzel haber bu. Aynen. Aynen çok güzel haber. Rövanş maçlarına geldik. Stock City Benfica ile oynuyor. Hızlı simüle et dedim. Ve 2-1 turladık. Çeyrek finaldeyiz. Abi umarım elenirsin. Tek söylemek istedim şu an bu. Şu kadro elenirse joystick'i bırakır giderim zaten. 1-1 de ilk maç. Hızlı simüle et dedim. Oğlum 0-0 bitti maç. Turladın mı yani? Vallahi turladı ya. Turladım değil mi? Ha 1-1 de evet deplasmanda yaptığım golle. Ya olacak iş değil ya. Oh be abicim yani %65 topa sahip ediyorum. Olmayla. Oh. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Stock City bende PSV ile eşleşti. Abi senin eşleşmen nasıl? Ulan çok ballı eşleşme ya. Bende de kendi ligimizden Liverpool geldi. Oo Liverpool güzel güzel. Gerçekten güzel. Ben o zaman PSV eşleşmesini hızlı simüle ediyorum. Evet bakalım. Sağ olun çocuklar. 2-1'lik galibiyet. Zorlanmışız biraz. O golü yemeseydik keşke ya. Evet ben bir 4-0 ama... falan bekliyordum. Evet, neyse artık önümüzdeki maça bakacağız. Sendeyiz abi. Hızlı simüle et dedim. Liverpool'u kendi sahamızda, oh be, sonunda 2-1 aldım. Sen de 2-1, 2-1. Aynen. Bana... Sen zor taraftan gidiyorsun, ben çok kolay taraftan gidiyorum herhalde. Abi böyle giderse bana elene kötü takımlar gelebilir. Gerçi öyle olmaz da. Sana da güzel takımlar gelecektir diye düşünüyorum. Gelmesin. Yok, istemiyorum. Rövanşa geldik. PSV, Stock City, 2-1'in rövanşı. 2-0'la evet Havertz ve Koman'la geçtik. Yarı finaldeyiz. Oh ben de 2-1'in rövanşındayım. Liverpool'un sahasındayız. Hızlı simüle et dedim. Hadi beyler be. 1-1 bitti. Ya.
Geçtim ben de. Hayda. Devam ediyoruz. İkimiz de devam ediyoruz. Abicim, benim ya Barcelona gelmiş yarı finalde. yani nereden başlasam bilmiyorum. Kondisyonlarım çok kötü. Onların kondisyonu harika. Yani ilk maç İspanya'da. Yani 1-2 gol atsam deplasman golüyle bu turu geçmeye çalışacağım. Hızlı simüle et dedim. 2-2 bitti. Oh be. Ulan güzel skor ha. Vallahi sevindim. Sende durum ne abi? Kim vallahi geldi? Vallahi kötü olmuş abi ya. 2-2'ye üzüldüm. Benim rakip ligden tanıdık Tottenham. Bak. Yarı finalde de zorlu bir rakip çekmedim bence. Vallahi. Başa başa oynarız Tottenham'la. Hala ballısın. Takımlar. evet, takımlar görüntüde hızlı simüle et dedim. Kendi evimizde 2-2 bitti. Oy, dalga mı geçiyorsunuz ya? Çok iyi be. Şaka gibi. Kane 80'de atmasaydı 2-1 yeniyorduk ama rövanşa gidiyoruz. Mükemmel. Her şey bu eşit. Bu kadar eşitlik fazla ya. Ben gerideyim. Bu kadar eşitlik olmaz ki. Rövanşta şöyle bir sıkıntı var. Benim Valverde 8 hafta sakatlandı. Yerine Eto'yu oynatıyorum. 74'lük. Yani karşı tarafa da bakınca zaten inanılmaz yani. Ben bu maçı hızlı simüle ediyorum ama 2-2'nin rövanşını alamayız diye düşünüyorum. Bastım. Oha! Abi, eğlendin mi? Bir tahmin alayım. Bu kaç kaç bitmiş olabilir? 3-0. 3-1 almışım abi. ya yapma ya. Vallahi almışım. Finaldesin sen. Resmen finalde. Aynen. Seni görelim. Tottenham, Stoke City. Bende de sağ bek yoktu. Sağ bek değişti. Stoper'de sıkıntı vardı. Çok yorgundu. Hızlı simüle et dedim. 1-0 evet finaldeyiz. Vay arkadaşlar. Oğlum çok heyecanlı gidiyor ya. İki final göreceğiz birazdan. Ve final. Futbol Club Bayern Stoke City. Arkadaşlar inanılmaz bir kadro var karşımda. Benim Rafinha, Nabri'yi almıştım onlardan biliyorsunuz. Rafinha orada ilk 11 çıkacak karşımızda. Güzel kader ağlarını ördü diyebiliriz yani. Güzel takım. Ben o lafı... Abi elen. Abi elen. Elen abi. Elen. Yenil. Vallahi bana da öyle İnanıyorum, geliyor. İnanıyorum. Kazanamayacaksın. Kazanamayacağım çünkü abi hala Eto'yu oynuyor orta sahada. Valverde hala sakat ya. Büyük sıkıntı. Neyse ben hızlı simüle et diyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Hüseyin'cim. Kazandın mı ya? 2-1 Bayern'e çakıyorum. Bu lafı bipleyebiliriz belki. ben aldım. Şampiyonlar Ligi bende. Stoke City'de. Hadi seni görelim. Ne yapıyorsun? Rakip Barcelona finalde. Onların kadrosu bayağı iyi yalnız. Puig Muig duruyor. Neves'i almışlar. Dembele, Messi, Martinez var forvetlerinde. Oh. Ve hızlı simüle et diyorum. Bende de sağ bekte problem vardı bu arada. Gelsin. 3-2 evet uzatmalarda hem de 119'da attık. Şampiyonlar Ligi'ni ben de aldım. Vay arkadaş be. Diğer puanlara kaldık. Aynen. Hesaplamasını yapalım döneceğiz. İkimiz de Şampiyonlar Ligi'ni aldıktan sonra döndük lige. Ligde bakalım kim şampiyon oldu. Yine en alttan başlıyoruz. 5.'ye kadar hemen geçiyoruz. Bakalım. Bendeki 5. Tottenham abi. Sende 5. kim olmuş? Manchester United bende de. Güzel. 4. sırada Chelsea var bende. Bende de Chelsea var. 74 puanla. 80'de bende. 3. sırada United var. Bende Liverpool var. O zaman şampiyona bakıyoruz. Şampiyon. Ben de Stoke City 95 puanla hem de. Aa ben ikinci olmuşum ya. Hadi ya. City almış gene hem de 2 puanla ya. Bu herifleri öldüreceğim ben ya. City biraz bela alıyor ne yazık ki ya. Maalesef. Ben de bu sene Liverpool bela olamamış. 6. olmuş adamlar mesela. O zaman bir şu kupalara bakalım. Şimdi ben Community Shield'de oynadım arkadaşlar. Geçen sene FA Cup'ı aldığım için lig şampiyonuyla bir maçım olacaktı. Basıyorum. Onu da oğlum City'yi yenmişim 2-0 ya. Helal bana. Hayda. Buradan da puan geliyor ligi, arkadaşlar. Ligi tamamladın ya. Ligde kaybettiğin puanı aldın şu an. Aynen öyle. Onu kapatmış oldum. FA Cup'a tekrar bakıyorum. Bu sene ne yapmışım acaba? Oo bu sene City almış. Ben kim bilir neredeyim abi ya. Aa ben Everton elemiş beni 3-1 5. turda. Carabao Cup'a bakıyorum. Bunu almış olamam. Finalde yokum çünkü. ben neredeyim abi? Ben bayağı erken gitmişim bu sefer. 3. turda Leeds United elemiş beni. 4-1 hem de. Öyle az buz da atmamış yani bana. Bende durumlar çok böyle. İlginç bir sonuç. Evet FA Cup'ta bende ne oldu? Finalde Aston Villa City'yi 2-1 ile geçmiş. Ben yokum burada. Yarı finalde de yokum. 5. turda evet 5. turda Stoke City Peterborough'a elenmiş. 3-2. Yani elendiğimiz takım adını sanını bilmediğim bir takım. Geçiyoruz Carabao'ya. Carabao'da City kazanmış. Biz çeyrek finalde Tottenham'a hem de penaltılarla elenmişiz.
Ve gol krallığında Stoke City'den Osimhen yine bırakmamış. Bu adam beni hiç pişman etmedi abi. Tam bir simülasyon canavarı diyebilirim. Asiste bakıyorum. Ulan onda da Osimhen olmuş. Ya bu adama ben artık önünde eğilme hareketi yapacağım. 12 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta ah be ulan zaten baştan beri bu Onana ile ilgili sıkıntı yaşarız diyordum. Ya ikinci olmuşuz ya. Ben de böyle abi. Çok üzüldüm gerçekten ikinci olduğuna. Gol krallığına ben de bakıyoruz. Gabriel Jesus City'den 24 gol. Jonathan David evet yine yeniden 23 gol. Bir gol fark var ya. Bir gol fark var yine. Sadece bir asist kralı Sterling, Lo Celso, McTominay 10 asist. Üçü de Sterling bizdendi. Burada yarım puan. Gol yenmeyen maç sayısında da Ederson, Alisson, Donnarumma 15'er maçta gol yememişler. Burada da yarım puan aldık. Abi oradan bana bir çeyrek kokoreç yapar mısın gibi ya senin istatistikler. Sıralamışlar birbirlerini ya. Aynen. İnsan bir maçta daha gol yemez. Çok ilginç ilerlemiş. Hakikaten rezalet yani. Abi ben de Onana 3 gol atmış, 2 de asist yapmış desem inanır mısın acaba? Nasıl oldu o ya? Nasıl bir dakika? Onana 3 gol mü? Yok yok şaka yapıyorum ya. Öyle bir şey yani. Ne yaptı? Kendi kalesinden gol mü attı karşıya? Değil mi? O da istatistiğe girer aynen. Ve gol artı asist arkadaşlar. 39 artı 16 ile Victor Osimhen 55. Yani benim ulaştığım rakam bu. Tanrısal bir rakam artık bu. Sen de durum ne? Bunu geçemezsin herhalde. Ya Jonathan David yine bir şeyler yapmış abi. Tamam mı? 41 gol, 11 de asist. 52 ya. Yani yalnız fena değilsin ha. Benim geçen videoya her göre bayağı bak, iyisin. Bak her sene Jonathan David bir şeyler yapmış ama tam olmamış. Neyse ki Victor bu Osimhen adam, burada. Bu adam rakip takımda olsa kesinlikle gol kralı da olduydu. Asist kralı bile olduydu Jonathan David. Ama ne yazık ki bende olunca işler istediğimiz gibi gitmedi. Videonun sonuna geldik. Puanları söyleyeyim. Ben 89.5 puandaydım. Buğra abi 127.5 puan topladı ve bu bölümü deplasmanda da olsa o kazandı. Buğra abi tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Benim kanalımda No23'te deplasmanda Hüseyin kazanmıştı. O videoda demiştim geleceğim deplasmanda senin kanalında kazanacağım diye. Kazandım. Ben de teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Benim kanalımda olankinden daha eğlenceliydi bence. O yüzden ben teşekkür ederim Hüseyin'cim. Evet ben de çok eğlendim abi. Kesinlikle katılıyorum sana. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, iki kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada videolarda görmek istediğiniz formatları yorum olarak da belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. See you. Yani öyle mi gidelim? Abi bu videoda çıkıyor değil mi? Bunları göster ya. Evet. Gol. Gol. Mal gibi giriş diye koy bunu abi.